Diyanet TV ekranlarından hepinize selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bugün mucizeyi ve mucizevi iyileşme inancını konuşacağız. Sizlerin de tabiat üstü olaylara karşı söylevlerinizde bu bir mucize dediğiniz oldu mu? O halde doğru mucize tanımıyla başlayalım. Konuğumuz Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Dekan Yardımcımız Nihal İşbilen hocamız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum Hilal Hanım. Bizler teşekkür ediyoruz. Safalar bulduk değerli hocam. Hocam çok böyle dikkat uyandıran bir konu bu mucizevi olaylar ya da mucize dediğimiz kavram. Bu kavramla başlayalım hocam. Önce sizden tanım öğrenelim. Tabii, ne demek mucize? Tabii ki. Mucize doğal yasalara aykırı olan ve Tanrı'nın müdahalesiyle gerçekleştiğine inanılan olaylardır. Yani burada çaresiz hissedilen bir durum söz konusu ve ilahi bir güçten bir beklenti var. Bir kurtarıcı beklentisi aslında gibi de düşünebiliriz aslında bunu. Doğaüstü gerçekleşen bir olay. Mucizeyi böyle tanımlayabiliriz. Değerli hocam siz bu tanımı yaparken Abdülmuttalib'in hani Ebrehe'nin ordusuyla birlikte Mekke'nin üzerine yürürken ilahi ya Rabbi ben güç yetiremiyorum. Sen ki bu evin sahibisin, evet. Sen koru. Hani o güç yetirememenin beklentisiyle yaratıcısından bir yardım talebinde bulunuyor. Biz hala aynı şeyi mi yapıyoruz bir mucizeyi beklerken? Böyle yaratıcıdan mı talep ediyoruz? Evet yine yani mucize dediğimizde ilahi bir müdahale beklentisi. Yani yaratıcıdan bir beklenti söz konusu ve inanan insanlarda ortaya çıkabilen bir durum olarak da düşünülebilir. Kişi yapacaklarının sonuna geldiğinde artık o durumda kurtulamadığını, işte baş edemediği aşamada böyle bir bekleyişe giriyor. Tabii bunu daha detaylı ele alacağız ama bazen elinden gelen her şeyi yapıp bu beklentiye sığınabilir. Bazen de kişi hiçbir çaba sarf etmeden böyle bir beklentiyle bir anda o durumdan kurtulmak isteyebiliyor. Peki hocam mucizevi iyileşme inancı bunun tanımını nasıl yaparız? Mucizevi iyileşme inancında da yani kişinin belli bir kanser hastası düşünelim ve kanser ileri aşama. İleri evre, dördüncü evrede metastaz yayılmış. Bu kişinin mucizevi bir anda iyileşme düşüncesi olabiliyor. Ve bir mucize beklentisine dair ifadeleri gerçekleşiyor. Fakat bu durumda bilimsel gerçeklik var. Hani mucizevi iyileşme gerçekleşmeme durumu çok büyük ihtimal. Dolayısıyla bu kişinin ona anlatılması, ifade edilmesi gereken bir aşamayla karşılaşabiliyoruz. Ha, ya da kişi tedavi sürecinin içerisinde fakat beklenmedik bir şeyle karşılaşılıyor. Yani tedavi evet devam ediyor ama olumsuz bir süreç var. Burada belki hesaba katılmayan bir şeylerin de varoluşuyla mucizevi diye adlandırılabilecek. Yani orada tam açıklanamadığı için belli bazı iyileşmeler gerçekleşebiliyor. Tabii çok daha oranları az olabiliyor bunların. Değerli hocam, biz hani sağlığımızla ilgili imtihan olduğumuz durumlarda hep Rabbimize diyoruz ki ya Rabbi bana sağlık ver, sağlığımızla birlikte afiyet ver. Çünkü sağlığımıza sıhhat isterken afiyetimize de huzur, güzellik ve devamlılık da talep ediyoruz aslında. Buradan baktığımızda din zaviyesinden, o din penceresinden baktığımızda sağlık ve din arasında nasıl bir ilişki var? Evet, çok güzel. Şimdi sağlık ve din konusu önemli ve kritik bir konu. Bunu daha iyi anlaşılabilmesi için ben insan doğasına biraz vurgu yapmak istiyorum. İnsan doğasından yola çıkarak din ve sağlık arasındaki ilişkiye ilerlemek istiyorum. İnsan doğasına dair bilim tarihinde farklı yaklaşımlar olmuş. Farklı uzmanlık alanlarından insan doğası, insan farklı şekillerde tanımlanmış. Ben burada insana bütüncül yaklaşımımın altını, yani bütüncül yaklaşımın, bütüncül yapısının altını çizmek istiyorum aslında. Buradaki insan doğasına bahsettiğimde insan genel hatları ile ruh ve bedenden oluşan ve biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve manevi boyutları olan bir varlık. İnsanın ruh ve beden olmak üzere iki bileşenden oluşması
hem bütünselliğini hem de karmaşıklığını gösteriyor aslında. Yani bizim sadece maddi boyutumuz yok. Aynı zamanda hani sadece fiziksel boyutumuz yok. Aynı zamanda sosyal ve ruhsal, duygusal boyutlarımız da söz konusu. Bu bizim diğer canlılardan ayıran da özelliklerimiz oluyor. Ama bizim bu bütüncül varlığımızın daha iyi anlaşılması, bu karmaşıklığı ortadan kaldırmada da diğer canlılarla ortak olarak ortak olan özelliğimiz var. Nedir bu? Gelişim olgusu. Ya bu diğer canlılarla ortaktır. Hani hepimiz işte doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz. Tabii bu insanlarda biraz daha farklılaşıyor. Şimdi gelişim olgusunda insanın bedensel yapısı çok bariz bir şekilde fark ediliyor, fiziksel yapısı. Şimdi bir bebek düşünelim. İşte kundaktaydı, 3 kilo doğdu, 5 kilo, ki anne babalar bunu çok sıkı takip eder kilolarını ve bedensel gelişmenin farkındadır. Oturmaya başladı işte, yürüyor falan. Fakat ruhsal boyutumuz fark edilmiyor. Ruhsal gelişimimiz çok farkında değiliz. Bizim aslında bedensel gelişimimiz, ruhsal gelişimimizde doğrudan etkileyen bir yapısı var. Şimdi bu insanın bu bütüncül varlığını korunması için beslenmesi, arınması ve korunması gerekiyor. Yani biz fiziksel anlamda beslenmemiz, hani sağlığımızı korumak için, hayatta kalabilmek için beslenmemiz, işte arınmamız, öz bakımımızı, temizliğimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Ve tehlikelerden korunmamız önemli. Aynı zamanda ruh sağlığımız için de beslenme, arınma, korunmayı tek tek düşünebiliriz. Ve bunu bir formalize etmek istiyorum akılda kalması için. Kendine iyi bak deriz, hoşça kal deriz ya, evet, vedalaşırken. Kendine iyi bakın, bak baş harflerindeki açtığımızda beslen, arın, korun. Bu şekilde bunu akılda tutabiliriz mesela. İşte insanın bu bütüncül varlığını sürdürülebilir kılındığında, bunlara riayet ettiğimizde sağlıklı bir şekilde yaşamımızı devam ettiriyoruz. Ama burada aksaklıklarla karşılaştığımızda ise hastalık olgusuyla karşılaşıyoruz. Şimdi hastalık ve sağlık birbirini tamamlayan iki temel kavram. Yani hayatımızda önemli yeri olan iki temel kavram. Hani bunlar her ne kadar birbirine zıt görünse de birbirini tamamlayan kavramlardır. Şimdi hastalık, bu sürdürülebilirliğin dengesinin bozulması, yani sağlık durumunun, hayatına normal rutinlere devam edememe hali, normal sağlıklıyken refah halindeysek bunun tam zıttında bir hale bürünmüş olmamız olarak açıklayabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı sadece fiziksel ve zihinsel iyilik halinin tam olması değil, aynı zamanda sosyal ve ruhsal anlamda da tam bir iyilik hali olarak açıklıyor. Yani burada fiziksel halimizin yanında ruhsal yanımız da yine dikkate alınmış bir vaziyette. Şimdi burada bir problem çıktığında, sürdürülebilirliğimiz bozulduğunda, hastalıkla karşılaştığımızda tekrar sağlığımıza kavuşmak, şifaya ulaşmak için geleneksel anlamda 3 tedavi yönteminden bahsediliyor. Bunlar ot, bıçak, söz. Şimdi ot ve bıçakla fiziksel, bedensel anlamda bir tedaviye ulaşıyoruz. Otta bahsettiğimiz ilaçlar. İlaçları kullanıyoruz, işte sağlığımıza kavuşuyoruz. Şifayı buluyoruz. Bıçak dediğimizde ise cerrahi müdahaleler. Yani işte ameliyatlar oluyoruz, bir takım operasyonlar geçiriyoruz. Fiziksel anlamda şifayı buluyoruz. Bunlar bu anlamda tedavi yöntemleri. Söz ise kişinin ruhsal anlamda, psikolojik anlamda, problem yaşadığında, işte hastalandığında ulaşılan tedavi yöntemi, kullanılan tedavi yöntemi. Bunun içinde psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, manevi danışmanlar bu anlamda kişiye tedavi, nasıl diyelim, iyileşmesine yardımcı olan
yardım hizmeti grubundaki uzman kişiler. Yani dolayısıyla insan doğasından hastalık ve sağlıktan ilerleyerek tedaviye ulaştık ve burada sağlık ve din ilişkisine şöyle bir geçiş yapabiliriz artık. Şimdi eski kültürlerde, çok daha eski zamanlarda sağlık ve din hep iç içe olmuş. İnsanlar doğum, ölüm, hastalık gibi durumlarda dine yönelmişler. Örneğin antik Yunan'da böyle hastalar, bir takım rahatsızlıkları olan kişiler Epidaurus'taki Asklepios tapınağına gidip orada dua ediyorlar. Asklepios'un onları duyduğunu düşünüyorlar bu dualarında ve onlara şifanın oradaki rahipler, yani din adamları tarafından şifanın onlara ulaştırılacağını düşünüyorlar. Yani aslında baktığımızda sadece antik Yunan'da değil, birçok kültürde, birçok farklı kültürde dinle sağlığın birbirine iç içe geçtiğini görüyoruz. Din adamlarının yani eski bilim tarihinin eski zamanlarına gittiğimizde, başına gittiğimizde din ve sağlıkla din adamlarını birlikte görüyoruz. Din adamlarını hem dinli konularda hem de sağlıkla ilgili konularda karşımıza çıktığında görüyoruz. Hocam, daha önceki zamanlarda zaten bilim çok da ayrılmamış, bütüncül yaklaşılmış. Yani bir tıp üstadı aynı zamanda bir kelamcı, bir tefsirci, bir astronom iken, öyle değil mi? Evet. Uzay bilimleriyle ilgilenirken aynı zamanda din adamlığını da yürütmüş. Galiba bizim zamanımızda biraz bilimler artık sınıflandırıldı, ayrışmaya başlandı. Bu yüzden dediğiniz o hani din ve sağlık alanının ayrışmamasının ana sebeplerinden belki de bilimin tek kanatlı devam etmiş çok olması, doğru. Ayrışmaması. Şu anki uzmanlaşmanın gerçekleşmemiş olması. Tabii yeni şeyler öğrendikçe o ayrışmalar da daha net olarak karşımıza çıkıyor sanırım. Detaylandıralım, daha iyi bilgilendirelim, bilelim, öğrenelim diye belki de. Her iki sahanın da doğru tarafları ve verici tarafları çok fazla. Çünkü detaylandıkça, o alanda uzmanlaştıkça daha net, daha detay öğrenebiliyoruz ve ona göre hareket edebiliyoruz. Din, insanın, bireyin sağlığını da aslında üstün tutması gerektiğini, öncelemesi gerektiğini emrediyor. Yani hani Allah-u Teala'nın korunmasını emrettiği o beş sırada bireyin de aslında kendine çekidüzen vermesi gerektiği, aklını, işte neslini koruması kadar o sağlığı da muhafaza etmesi gerektiği aslında emrediliyor. Neden emanet olarak görüyor peki din bunu, sağlığı? Beden bize verilen bir emanet. Biz onu aldığımız gibi teslim etmemiz gerekiyor. Yani emaneti yerine en güzel şekilde yeniden teslim etmemizin önemine vurgu yapılıyor dinimizde. Bu anlamda mesela din doğrudan ve dolaylı olarak sağlığımızı etkiliyor. Dediğiniz gibi bu emanet anlayışı, dinin sağlığı korumadaki böyle öğretileri, tavsiyeleri, mesela Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bununla karşılaşırız. Sağlığımızı korumamızı ve bununla ilgili önlemleri almamız gerektiğine vurgu yapılır. Yine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de yine bizim sağlığımıza zarar veren yiyeceklerden, içeceklerden korunmamız öğütlenir. Ve biz zaten bir adım önde başlıyoruz. Bu kurallara riayet ederek sağlığımızı koruyucu bu tavsiyeler bizim daha sağlıklı bir yaşam sürdürmemize de sağlayıcı önemli parametreler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizim yaşamımızı doğrudan bu şekilde etkiliyor. Sağlığımıza doğrudan bu önleyici tavsiyelerle doğrudan etkiliyor. Mesela beslenmemize dikkat etmemiz öğütlenir. İşte Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmemiz. Çünkü baktığınızda düzensiz beslenme, işte çok fazla yemek yeme, işte şekeri dengeleyememe vesaire, bunlar bir takım obezite gibi, kalp damar hastalıkları gibi hastalıkları bize taşır. Biz bunu dinin desteklediği durumlar insanın beden sağlığını korumasında önleyici bir aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani biz bu tavsiyelere uyunca zaten korumuş oluyoruz kendimizi. Şimdi bunun yanı sıra doğrudan sağlığımızı etkilediği gibi dolaylı olarak da
nasıl dolaylı olarak etkileniyor? Bizler Ramazan'dan çıktık. Beraber iftar sofralarında oturduk. İşte bayramı birlikte eda ettik. Yani birlikte geçirdik. Bir aradaydık. İşte cuma namazlarında bir arada oluyor Müslümanlar. Dolayısıyla bir aidiyet duygusu yaşıyor. Bu aidiyet duygusu, toplumla birleşme, toplumla kendine ait hissetme kaygı düzeyini, stres düzeyini düşürüyor. Yani depresyonu azaltıyor. Dolayısıyla bu gibi ruhsal hastalıkları yakalanmasında da yine önleyici bir hizmet, önleyici bir rolü var. Ve bunlar da bizim fiziksel sağlığımızı dolaylı olarak etkileyen durumlar olduğu için dolaylı anlamda da bu şekilde etkiliyor. Değerli hocam, İslam'ın emretmiş olduğu tevekkül anlayışı. Aslında biz hep bunu sağlığın dışında kullanıyoruz ya da tanımlıyoruz. Ama tevekkül anlayışı aynı zamanda sağlık problemleri için de karşımıza çıkıyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o deveni sağlam bağladın mı ifadesi. Yani sen sağlığına dikkat ettin mi ki daha sonraki süreçte mükemmel bir sağlık bekliyorsun? Hani o gelişim evresine ne yaptın diye sordurtmadan edemiyoruz evet. kendimize. Bu noktadan baktığımızda insanız, doğal olarak yaşlanıyoruz, kaybediyoruz, eksiliyoruz, azalıyoruz ve bir sürü sağlık problemleri de beraberinde gelmeye başlıyor. Bu sağlık problemlerinde tedavi edici bir yöntem olarak manevi alana yatkınlık üst düzeyde mi karşımıza geliyor yoksa bu manevi alana yatkınlığı biz mi talep ediyoruz? Manevi alana yatkınlık, kişinin Allah inancı bu tedaviye uyumunu kolaylaştırıyor aslında insanın. Onun stresini azaltıyor, kişiye umut veriyor. Tedavide daha güzel bir yol almasını sağlayabiliyor. Yani şimdi tabii başa çıkma üzerinden buna ele alacak olursak dini başa çıkma ve olumlu dini başa çıkma ve olumsuz dini başa çıkma kavramları dini literatürde yer alıyor, din psikolojisi literatüründe. Şimdi kişi eğer olumlu bir dini başa çıkma geliştirdiyse karşılaştığı problemleri, hastalığı hayra yoruyor. Tabii hayra yoruyor. Bu hayra yorması o kişinin tedaviye uyumunu kolaylaştırıyor. Çünkü orada o hastalığına bir anlam yüklüyor kişi. Oradan öğrenebileceği şeyler olduğunu düşünüyor. O hastalığı bir misafir olarak kabul ediyor. En güzel şekilde ağırlayıp uğurlamayı hedefliyor. Ve bu kişilerin tedavi süreçleri daha kolay geçiyor. Kişi eğer olumsuz bir dini başa çıkma geliştiriyorsa da bu sefer de isyanlar yaşayabiliyor ki savaş halinde olabiliyor. Yani ne oluyor? Neden ben diyor. Bu kadar binlerce, milyonlarca insan var. Neden bu benim başıma geldi? Diyerek orada ümitsizliğe kapılıyor. Orada hastalığıyla savaşamaz hale geliyor. Hastalıkla ilgili tedaviye uyum zorlaşıyor. Dolayısıyla kişinin manevi alana yatkınlığı bu anlamda olumlu etkiliyor tedavi süreçlerini. Tam bu çaresizlik anlarında mı mucizevi bir beklentin içine giriyor birey? Hı-hı. Elimden gelen bir şey yok, hı-hı, yapamıyorum. Bu yüzden öyle doğaüstü bir şey bekliyorum. Bu süreç bu esnada mı karşımıza evet, çıkıyor hocam? Evet, çok güzel. Yani şimdi aslında biraz insanın bakış açısıyla da ilişkili bu mucizevi bir beklentiye girmesi. Şimdi böyle derin bir hastalık, yani böyle nasıl diyelim, şifa bulamayacak bir hastalık düşünelim. Eskilerin deyimiyle ince hastalık belki. İnce hastalık, ince hastalığa yakalandı ve tedaviyle ilgili yapabileceklerini yaptı. Böyle bir profil var. Ama artık bu gidişin sonu belli. Her geçen gün ölüme daha yakın. Ve burada bir anda her şeyin değişmesini istiyor kişi. Yani yaşamak istiyor. Hepimizin içerisinde bir sonsuzluk arzusu var. Ölümü hiç kimse kendisine konduramıyor. Ne kadar belirtiler, işaretler onu gösterse de. Dolayısıyla oradan kaçıp kurtulmak için ilahi bir müdahale bekliyor. Çünkü artık insanların yapabileceği bir şey kalmamış. Bunu tek yapabilecek olan aşkın güç. Yani Allah bunu yapabilir. Oradan bir mucize beklentisine girebiliyor kişi. Ama bunun yanı sıra
çok fazla elinden geleni yapmadan, sorumluluklarını yerine getirmeden daha kolay bir şekilde mucizevi bir beklenti içerisine girenler de olabiliyor. Tabii burada bu kişi kendi kendine sabote etmiş oluyor. Şimdi bu iki profilde de farklı bir yaklaşım geliştirmek lazım. Şimdi kişi ince hastalıkta yakalandı dedik ve gidişat belli. Bu durumda onun bu süreçlerini en huzurlu geçirecek bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor ona. Öyle bir destek sunmak. Diğer tarafta ise bu kişinin tedaviye uyumunu kolaylaştıracak bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmadan bir mucize beklemek de mucizeye aykırı bir durum oluyor aslında. Ve şunu da ekleyeyim, yani dolayısıyla buradan çaresizlik durumlarında insanlar böyle bir bekleyişe girdiği de görülüyor. Hocam bazen yanlış, aslında akla, kalbe çok uygun olmayan bekleyişler içine de girebiliyor birey. Örneğin fal baktırmak, buradan bir mucize ummak ya da farklı farklı eylemlere sevk etmesi kendisini ve onun gerçekleşeceğini inanması, kendini inandırması. Bunun gibi yanlış mucizevi anlayışlar da var. Böyle yanlış anlayışlarda aslında din ne diyor bize? Yani aslında aklı önceleyen bir dinden bahsediyoruz. Galiba yanlışlarımızı da iyi bilmek gerekiyor değil mi? Yani masaya yatırıp o beklentiyi doğru yerden, sizin tanımınızdan yola çıkarak aslında bunu söylüyorum. Hani siz dediniz ya, Allah'tan beklemek. Çünkü aşkın bir güç. Biz bazen bunu başka yerlerden bekleyebiliyoruz hocam. Evet. Başka bir şekilde bürünüp bana kendimize ulaşmasını istiyoruz. Aslında bu belirsizlik durumları ve bizim de bilmeye yönelik arzumuz bizi bu taraflara sevk edebiliyor. Yani mesela fal bakma. Bir işin içinden çıkılamamış ve belirsiz bir durum var ve onu çözmek istiyor kişi. Dolayısıyla böyle farklı yanlış yerlere tevessül edebiliyor. Şey mi bekliyoruz? Hani Tanrı'yı şekle büründürme gibi bir şey var ya hocam kelamda. Acaba böyle bir beklentimiz mi var bizim de? Bunun gibi ihtiyaçlar hakikaten böyle çaresizliğin getirileri ama şekle mi büründürmeye çalışıyoruz aslında Rab'den dilediğimiz o yardımı? Yani evet, gözle görülür bir hale çevirmeye çalışıyoruz aslında. Yani kolay ulaşılabilecek bir şekle, bizim daha kolay anlayabileceğimiz bir hale bürünmeye. Bir de insan onlarla karşılaşıp da kendini de daha değerli, daha kutsal hissediyor da olabilir böyle. Yani bu bana ulaştı. Yani bu özel bir insana ulaşır. Bu da devreye giriyor tabii. İşte Hızır'la kavuşma, buluşma gibi durumlar. Yani bu belirsizlikleri çözememek bizi farklı kapılarda çare aramaya yönlendiriyor. İşte bu fal oluyor ya da farklı şekilde yorumlama olarak bunu kişi değerlendirebiliyor. Değerli hocam, inançla iyileşmeye kimler inanır diye bir soru sorsam. Evet. Doğru bir soru mu? Tabii ki. Bunun üzerine yapılan çalışmalar var. İnanç ile iyileşmeye evangelistler en çok inananlardan birisi. Kadınlar, Afrika kökenli Amerikalılar, sonra yoksul kimseler, böyle daha bir şeylere muhtaç olan insanların daha çok inandığı görülüyor. İnançla iyileşmeye. Mesela evangelistlerde İncil referans alınarak işte kişi ben Hazreti İsa'dan el aldım, sizi iyileştireceğim diye bir tutum geliştiriyor, bir işte reklamını yapıyor ve bu anlamda iyileşmeler gerçekleştirdiğini öne sürüyor. Ve bazı iyileşmeler gerçekleşiyor ama çoğunun da şov olduğu daha sonra medyaya yansımıştı. Şimdi bir sosyal medya platformuna Faith Healing yazdığınızda, evangelistlerde Faith Healing, yani inançla iyileşme yazdığınızda böyle büyük salonları doldurdukları ve orada iyileştiğini söyleyen insanların hikayelerini dinlendiği bir ortam görüyorsunuz. Zaten bu ortamı gördüğünüzde burada bir şov olduğu da ortaya çıkıyor. Yani bunu şova dönüştüren insanların olduğu görülüyor. Şimdi inançla iyileşme dediğimizde
bir iyileşmeden bahsediyoruz. Bunun bir tarafı da sağlık çalışanları biliyorsunuz, doktorlar. Şimdi biz doktorların inançla iyileşme konusunu merak ettik ve bir araştırma yaptık. Bu araştırmamıza hem hekimleri, sahada olan hekimleri hem de sahaya aday olan tıp öğrencilerini dahil ettik. Ve burada katılımcıların %90'ı Allah inancı var, Tanrı'ya inanıyor. 2/3'ü az da olsa dindar olduğunu söylüyor. Fakat inançla iyileşmeye, yani mucizevi iyileşmeye 1/3'ü inanıyor. Yani oran bakın gittikçe azalıyor. Yani diğerleri, yani Tanrı inancıyla mucizevi iyileşme arasında tam böyle bir korelasyon yok. Doğru bir şekilde ilerlemiyor. Yani doğrusal bir şekilde ilerlemiyor. Ve tıp öğrencilerinde de eğitim seviyesi yükseldi. Yani 1. sınıfla 5. sınıf arasında baktığınızda eğitim seviyesi yükseldikçe inançla iyileşmeye inanma azalıyor. Bilimle çok haşır neşir oldukları için mi? Bilimin tabii, sonuçlarına inandıkları için tabii, mi? Tabii. Pozitivist paradigma bunu dışarıda bırakmayı salık veriyor. Yani maneviyatı da bir anlamda dışarıda bırakmayı ve burada gözle görülür bir şeyler, gözle görülür sonuçların inanmak, bu şekilde hareket etmeye vurgu yapılıyor. Dolayısıyla o da onlar da inançla iyileşmeyi, mucizevi iyileşmeyi daha az önemli görüyorlar. Hocam bilerek inanmayı tercih, evet anlaşılır. Aynı zamanda aslında inanarak bilmek de bunu destekleyici bir güç değil mi? Yani çünkü bilimin her zaman değiştiğine şahitlik ediyoruz. Evet. Bugün bilim bize A derken bir müddet sonra Z diye biliyor. Arada çok büyük bir farkla üstelik. İşte bu noktada bilim insanlarının doğal olarak o bilerek inanma sürecinde eksik bıraktıkları şeyin inanarak bilme olduğunu güzel, düşünüyorum ben. Güzel ifade ettiniz. O yüzden inancın gücü hakikaten çok kuvvetli geliyor bu noktada. Evet. Burada hani dini anlamda bir inançla iyileşme olabileceği gibi kişinin iyileşmeye inancı da önemli. İki farklı parametre aslında bir anlamda. Burada plasebo etkisinden bahsediliyor. Şimdi plasebo'da bir ilaç, iki grup var. Bir kontrol grubu, bir deney grubu. Kontrol bir gruba normal o tedavi eden, işte baş ağrısına geçiren bir ilaç verilirken diğer gruba şeker veriliyor. Fakat yaklaşık etkiler görülüyor. Yani diğer grupta da şeker verilen grupta da onu ilaç olarak düşündüğü, iyileşeceğini düşündüğü için çok önemli bir etki görülüyor. Yani aslında kişinin iyileşeceğine inanması orada iyileşmede önemli bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Mesela psikosomatik de bahsettiğimizde psikolojimiz iyi oldukça olduğunda, desteklendiğimizde, işte psikolojik, manevi olarak desteklendiğimizde fiziksel sağlığımız da bundan önemli etkileniyor. Yani aslında burada da inançtan bahsetmiş oluyoruz. Yani kişinin tamamlayıcı tedavilere inanarak normal tedavisine desteklenmesi süreleri dahi kısaltabiliyor tedavi süreçlerini. Hocam hastalandığımızda annem karnımı ellesin diyoruz ya, annemizin o gücü, evet, o bizde güzel, muhteşem bir inanç. Şifalı bir el, evet, bize dokunmuş oluyor. Aslında hakiki bir mucize gibi gelir bana. Evet, evet. Ya da böyle küçükken nazar olduğumuz zamanlar işte babam okusun. Sanki hani babamın dışında okuyacaklar olduğunda geçmeyeceğine inanırız. Ama o okuma ya da üfleme şeyi babaya tahsis edilmiş ve siz iyileşeceğinize inanıyorsunuz. Çok güzel. Yani orada tabii ki çok güzel bir bağ var babayla kız arasında mesela. O bağı güçlendiren de bir şey. O bağı kuvvetlendiren. Dolayısıyla onun hissedişi bambaşka oluyor kişide. Kesinlikle. Değerli hocam, peki inanç kaynaklı mucizevi bir iyileşme gerçekten mümkün mü? İnanç kaynaklı mucizevi bir iyileşmeye baktığımızda bilimsel araştırmalarda tam bir nedensellikten bahsedemiyoruz. Tam bir korelasyonel ilişkiyle karşılaşamıyoruz. Tabii bunda yapılan çalışmalar da az ama tespit edilebilecek şeyler de çok karmaşık. Dolayısıyla
İnançla iyileşme ile ilgili yapılan çalışmalar var. Mesela dua ile ilgili yapılan bir çalışma var. Burada 3 grup var, 600 kişi. Birinci gruba diyorlar ki size dua da edebiliriz, etmeyebiliriz. Bunlar hastalar. İkinci gruba size dua etmeyeceğiz diyorlar. Üçüncü gruba size dua edeceğiz diyorlar ve daha sonra değerlendirildiğinde dua edilen grubun çok büyük bir beklentiye girdiği gözleniyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen bu şeyler olumsuz da etkileyebiliyor bizi. Ama diğer yandan kişilerin direkt dua edilebileceğini bilmesi, farklı araştırmalarda onların ağrılarını dindirdiği, sonra iyileşme süreçlerinde olumlu bir yaklaşım geliştirdikleri de görülüyor. Yani bakın farklı araştırmalar var. İşte inanç bizim tedaviye uyumumuzu, iyileşmemizi, sonra bu hastalığı kabul etmemizi olumlu anlamda etkiliyor. İnançla iyileşmeye dair önemli kaynaklar da bize önemli sonuçlar sunuluyor. Bir diğer çalışmada da inançla iyileşmeye yönelik, inançla mucizevi iyileşmeye yönelik Fransa'da bir kilisede araştırma yapılıyor. Tabii bu 136 yılı değerlendiren ve burada mucizevi iyileşme gerçekleştiğini söyleyen 64 kişiyle karşılaşılıyor. Yani bu kadar yılda çok daha az bir sayı. Dolayısıyla mucizevi iyileşme dediğimizde bu sayılar daha az karşımıza çıkıyor. Ha, mucizevi iyileşme gerçekleşiyor mu? Olabiliyor. Böyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Ama daha az karşılaştığımıza dair veriler bize bunu söylüyor. Hocam örneğin gerçekten yaşam mücadelesini devam ettiremeyecektir. Başına ciddi bir şey gelmiştir. Ama mucizevi bir şekilde hayattadır. Ve doktorlardan şunu işitiriz çoğu kez. Verilmiş sadakan varmış. Çünkü hani tıp ya da bilim aslında şu anda hayatta kalmanı sağlayacak bir formül üretmemişken hayattasın. Evet. Mucizevi bir şekilde yaşamına devam ediyorsun. Bu sözler çoğu kez insanı hem diri tutuyor hem de din zaviyesinden baktığında şunu hatırlatıyor. Diyorsunuz ki kendinden verebilmek, kendinden bir şeyleri feda edebilmek günün birinde sana geri çevirecek onu. Evet. Bir gün sana da gelecek o verişler. Çok güzel. Yani aslında belki mucize bu mu acaba? Yani bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Yani bizim yaptığımız o sadakalar, sadaka-i cariyeler, ne bileyim yardımların bir gün karşımıza geleceğini yönelik bir yaklaşımımız, bir inancımız var. Bu şekilde değerlendirebiliriz bunu. Dediğiniz gibi burada verilmiş sadakan varmış diyor doktor. Ve tıpta belki açıklanamayan konularla karşılaşıldığında hani şimdiye kadar bildiklerimiz burada bir tedavinin, bir olumlu sonucun olmadığını söylese de orada bilinmeyen bir durumla karşılaşarak bir mucizeyle karşılaşılabiliyor. Bir mucizeyle iyileşme gerçekleşebiliyor. Hocam bazen sınavlarda da bunu yaşıyoruz. Örneğin hiç çalışmadığım bir sınavdan çok iyi hatırlıyorum. Çok yüksek bir not almıştım. Ama sonra dedim ki herhalde çalışmayınca yüksek not alıyorsun Hilal diye bir sonraki deneyimimde anladım ki hayır alakası yok. O esnada gerçekten mucizevi bir sonuç aldığımı düşünmüştüm. Bu her zaman başına gelmeyen bir durummuş gibi hissettirdi bana. Evet. Hani duaların kabul saatini bazen çok ararız ya. O cuma ile sala arası. Çünkü bir mucize bekliyoruz Yaratan'dan. Diyoruz ki çaresizliğim ya da eksikliğim, azlığım bu kadar. Ama bunu tamamlayacak olan sensin. İşte mucizenin tanımında o yüce yaratıcıdan ya da o aşkın güçten bekleyiş gerçekten insanın kalbini diri tutuyor. Sizin tanımınız böyle programın başından beri bendeki o inancı çok kuvvetlendirdi. Çok güzel. Dileyeceğim yer ya da dileyeceğim makamın bir kez daha Allah olduğunu hatırlattınız bana. Bu noktada çok gerçekten destekleyici bir tanımdı. Değerli hocam, şimdi siz böyle bana hatırlattınız ama toplumda bireylere hatırlatan bir kesim var. Manevi danışmanlar. Evet. Onlar hem o makamı hatırlatıyorlar
hem insanın kendisine olan o otokontrol mekanizmasını ya da güvenini ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğinin de aslında formüllerini hatırlatıyorlar. Ben size tanımı sormak istiyorum öncelikle. Sonra manevi danışmanların bu katkıları nasıl sağladıklarını soracağım ama manevi danışman dediğimizde nasıl bir tanımla karşı karşıyayız hocam? Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Manevi danışman, bireyin üzüntülü, sıkıntılı zamanlarında ona rehberlik eden, moral, motivasyon sağlayan, bir destek sunan bir uzman. Yani aynı zamanda bir yol arkadaşı olarak düşünebiliriz. Burada tabii manevi danışmanı diğer uzmanlardan, diğer yardım gruplarından ayıran da dini argümanları kullanıyor olması. Yani psikolojik danışma becerilerini, tekniklerini kullanarak dini argümanları danışanlara sunan bir alan manevi danışmanlık. Manevi danışman biliyorsunuz son yıllarda epey yaygınlaştı ülkemizde. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolden sonra hastanelerde ve diğer alanlarda da yaygınlaştı. Cezaevlerinde, cezaevi, bağımlılara yönelik, çocuklara yönelik, kadınlara yönelik. Zaten aile ve dini rehberlik büroları hali hazırda müftülüklerde var. Huzur evlerinde, sevgi evlerinde, birçok farklı alanlarda manevi danışmanlık devam ediyor. Tabii burada özellikle şundan bahsetmek lazım. Bir gençlik merkezindeyiz. KYK'larda yine manevi danışmanlık devam ediyor. Etkili ve yaygın bir şekilde. Tam böyle başlarının sıkıştığı ya da böyle çaresiz kaldıklarını düşündükleri her alanda bireyin karşısına bir manevi danışman muhteşem bir destek. Kesinlikle. Yürüyemiyorum dediğinde yürümesini sağlayan, düşünemiyorum dediğinde düşünmesi için ona yol yöntem gösteren şahane bir destek olarak görüyorum hocam manevi danışmanlığı. Özellikle deprem zamanında çok büyük hizmetleci karşımıza getirdiler, sundular sağ olsunlar. Şimdi manevi danışmanlar hocam inançla iyileşmeye yönelik çalışmalarda da karşımıza geliyor. Ve bu noktada bireyi ciddi manada destekliyorlar. Bu iyileşmeye yönelik olan destek çalışmalarına böyle biraz değinelim mi? Neler yapıyorlar? Mesela hastanelerde hasta yakın ve sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bir hizmettir bu. Bakın sadece hastalar değil, onların direkt birinci elden yakınları da destek alabiliyor. Aynı zamanda sağlık çalışanları da. Ve sağlık çalışanları özellikle çok mutlu oluyor. Manevi danışmanlık hizmetinden onların da faydalanacağını duymaktan dolayı. Burada kişilere o hastalık sürecinde hastalığı nasıl anlamlandırdığı, bu hastalıkta işte bazen ameliyat öncesi o kaygılarının yatıştırılması, manevi sorunlarınla yönelik bir problem çözücü bir destek sunuluyor. Bazen de dini anlamda bilgilendirme oluyor. Yani dini soruları da olabiliyor. Bunun yanı sıra bazı hastalar hastanede ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Bu anlamda o kişilere rehberlik ediliyor. Hasta yakınları da tabii hasta kadar o süreçten çok önemli etkilenen kişiler. Mesela palyatif bakım biriminde her an hastanın eli ayağı oluyorlar. Tabii ki de hastane ortamı zaten girdiğiniz anda sizi böyle bir aşağı çeken bir yana olabiliyor oradaki ortam. Ve bu insanlar aylarca hastanede kalıyorlar. Tedavi süreci boyunca dolayısıyla onlar da olumsuz etkilenebiliyor. Ve bu hasta yakınlarına da yine manevi danışmanlık hizmeti sunuluyor. Şimdi hastanelerde nasıl bir işleyiş var isterseniz ondan bahsedebiliriz. Şimdi normalde ideal olan manevi danışmanın görev yaptığı hastanede en başında kendisini ve yapacağı hizmeti tanıtmasıdır. Yapacağı hizmeti tanıtan bir toplantı gerçekleştirir sağlık çalışanlarıyla ve onlarla bir irtibat kurması sağlanır. Çünkü bundan sonra sağlık çalışanlarıyla koordineli çalışacak. Geri geldiğinde sağlık çalışanları ona yönlendirme yapacak ve o hastaya ziyaretler gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra
Manevi danışmanlar hastaları ziyaretler ederler. Yani bazen resmi bir hasta ziyaretçisi gibi. Burada manevi danışmanlığa ihtiyacı olan kişiler tespit edilir. Ve bu kişiler görüşmek istiyorsa, tabii burada en temel parametre kişinin gönüllü olması. Kişinin böyle bir danışmanlık hizmetini almak istemesi. Bu gönüllülük anlaşması imzalandıktan sonra bir anlamda görüşmeler başlar. Tabii hastane ortamında yatan bir hasta olduğunda sizin odanıza gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla manevi danışman hasta odasında onu ziyaret eder. Yanında başka bir hasta varsa onu da rahatsız etmeden görüşmelerini gerçekleştirir. Ve periyodik bir süreç takip eder. Ta ki bu danışmanlığın sona erdiğine karar verilene kadar. Tabii bazen olur ki daha kısa süreli yatan hastalar da olur. Bu süreçler daha kısa devam eder. Hasta yakınları ile ise manevi danışmanın odasında görüşmeler gerçekleştirilebilir. Burada bahsettiğimiz gibi dini argümanlar bizim temel parametremiz. Diğerlerinden, diğer uzmanlardan bizi ayıran en önemli kaynağımız olduğunu söyleyebilirim. Hocam, başa çıkmakta zorlandığımız bazen o zor durumlarda o mucize beklemeyi de bir kenarıya bırakabiliyoruz. Ve şunu öğreniyoruz galiba, olanda vardır bir hayır. Bu raddeye nasıl geliyoruz o mucize anlayışından? Kolumuzu kanadımızı bırakıp da hani su aksın ve yolunu bulsun noktasına nasıl geliyor birey? Aslında farkına mı varıyor? Aslında kabul ediyor. Yani bütün böyle yaşadığımız problemlerde kabul ediyorsak işler kolaylaşıyor. Yani hayırlısı buymuş, bunda da var bir hayırdır'a geçiyorsak bundan sonra işler daha kolay. Çünkü artık ona anlamını farklılaştı o yaşadığımız durum. Farklı bir şekilde anlamlandırıyoruz artık. Karşımıza çıkan çok büyük bir problemdi. Artık onu bizim yaşamımızda öğrenilecek bir derse dönüştürüyoruz. Okunacak bir kitaba dönüştürüyoruz. Ve oradan öğrendiklerimizle yaşamımıza devam etmeyi öğreniyoruz. Ve aslında bunlar mesela hastalık gibi çeşitli travmatik durumlar bizi büyüten şeyler, büyüten olaylar. Biz gerçekten bunu okuyabiliyorsak, mesela bir yasta da manevi danışmanlar destek sunar. Mesela palyatif bakımda hasta yakınları hastalarını kaybediyorlar. Yine orada diğer yardım grupları gibi ilk müdahale edenlerden birisi de manevi danışmanlardır. Çünkü ölüm olgusuna en tatmin edici cevabı dinler verir. Yani ahiret inancı kişinin bu durumda yaşadığı o özlemin yatışmasını sağlar. Çünkü kavuşacağını bilir. Mesela palyatif bakımda tedavi gören yaşlı bir amcamız vardı. Bu amcamızın eşi vefat etmiş kısa zaman önce ve kendisi ilaçlarını içmek istemiyor, tedaviye devam etmek istemiyor, işte çocukları etrafında dönüyor, ikna edemiyorlar. O amcamız inançlı bir amca, o amcamızla ahiret inancı üzerinden bir görüşme gerçekleştirildi, böyle birkaç görüşme. Daha sonrasında onun eşine kavuşacağı ve takdir ilahi olduğu anlayışını benimsemesiyle tedaviye uyumu kolaylaştı. Yani eş çocuklarıyla daha uyumlu bir hal aldı süreç ve orada kişinin dini inancı ile ilişkili bir durum olduğu için manevi danışmanın desteği tedaviye uyumunu kolaylaştırdı. Hocam, bağımlılığa değinirsek, çünkü hani olmazsa olmaz, vazgeçemem anlayışı var bağımlılıkta. Ama mucizevi bir bekleyiş de var. Beni vazgeçir, evet, beklentisi. Burada manevi olarak ya da mucizevi bir iyileşme sürecini sorsam size, nasıl bir süreç? Tabii ki. Şimdi aslında bağımlılıkla bağımlı bir kişinin mucize beklentisi çok yüksek diğer hastalıklara bakarak. Şimdi iyileşme çok zor. İyileşme mümkün ama zorlu bir süreç. Dolayısıyla bu süreci kolayca atlatabilmek için böyle bir yaklaşım geliştirebiliyorlar. Bunu ben birebir tecrübe ettim.
Şimdi biliyorsunuz ki bağımlılara yönelik de manevi danışmanlık hizmetleri gerçekleştiriliyor ve ben alkol ve madde bağımlılarına yönelik manevi danışmanlık hizmetleri gerçekleştirdim. Ve burada bizim geliştirdiğimiz modeli uygularken işte modelimizde adımlarımız var. Oralara çok değinmeden olaya geçmek istiyorum. Şimdi tövbe adımımız var. Bu modelimizde her adımın farklı argümanları var. Bu argümanlarda tövbede işte tövbe algısını anlamaya çalışıyoruz. Ne düşündüğü, tövbe deneyimlerini anlamaya çalışıyoruz. Ve burada bir de anlattığımız bir kıssa var. Bişri Hafi kıssası. Şimdi bağımlılık dediğimizde Bişri Hafi çok bilinen bir isimdir. Hatta bağımlılıkla mücadelede Bişri Hafi ismiyle dernekler kurulmuş. Neden Bişri Hafi? Bişri Hafi bildiğimiz evliya, güzel bir insan. Bişri Hafi gençliğinde alkol bağımlısıymış. Ve bu alkol bağımlılığından kurtuluş öyküsü de böyle ilginç, bize mucizevi bir şekilde anlatıldı hep. Mucizevi bir yanı oldu. Bir şahafi bir gün meyhaneye giderken yerde kağıt bir parçası görüyor. Bu kağıt parçasında Allah lafzı var. Ve Allah lafzı olan bu kağıt parçası tabii ki yerde ıslanmış, kirlenmiş. Onu alıyor yerden, temizliyor ve gitmiyor meyhaneye. Bundan itibaren o onun için milat oluyor ve alkolü bırakıyor. Daha sonra meyhaneye gitse de tebliğ etmek için, işte bunun kötü bir alışkanlık olduğunu, alkolün dinimizde yasaklandığını anlatmak için gidiyor. Ama şimdi bir şihafinin görünmeyen bir öyküsü var. Bize hep bu anlatıldı. Şimdi bir şihafi aslında bağımlılıktan kurtulmak için mücadele yaşamış. Daha önce de başarısız bırakma girişimleri olmuş ve bu mücadelelerin sonucunda böyle bir milat yaşıyor. Dolayısıyla bir anda böyle hop oradan kurtulmuyor. Bu süreçlere de değinerek bağımlılara bu öyküden bahsettim. Bu öyküden bahsettikten sonra tabii onların da görüşlerini alıyorum karşılıklı bir diyalog halinde. Hocam, ben de böyle bir mucize bekliyorum dediklerine birebir şahit oldum. Hatta böyle bir mucize bekledikleri gibi aynı zamanda bela beklentisi olanlar da var. Yani mucizeye benzer bir şekilde. Şimdi o da bir anlamda tırnak içinde bir mucize. Yani Allah'ın tokadını bekliyor. Oradan kurtulması. Yani yine bir ilahi müdahale bekliyor. İlahi müdahaleyle oradan kurtulmak istiyor. Yani aslında kişi burada sorumluluklarını terk edip bir anda sonuca ulaşmak istiyor. Yani en başından beri bahsettiğimiz çaresizlik durumları bizi mucize ile buluşturmaya yönelik bir yaklaşım geliştirmemize yol açabiliyor. Şimdi biz bu Bişri Hafi olayında bu şekilde karşılaşınca bağımlıların böyle bir mucizevi bekleyiş içerisinde olduklarını. Çünkü o kişi evet bıraktı, bir mücadele ediyor ama bir yandan hep Allah'ın onu kurtarmasını, tam olarak kurtarmasını bekliyor. Ama önce sorumluluklarını yerine getirecek kişi sonra tevekkül edecek. Sorumlulukları yerine getirmeden tevekkül etmek bizim zaten dini inancımıza aykırı bir davranış. Ama buradan kolay yoldan buna ulaşmak istediğini gördük. Biz bunu bir şihafi etkisi olarak kavramsallaştırdık. Ve mesela bağımlılık literatürüne baktığımızda daha çok batıdan gelen kavramlarla bu alanın oluştuğunu görüyoruz. Bu anlamda biz de literatüre böyle bir katkı yaptık. Bunu yine önemli bir dergiye gönderdik inşallah yayın aşamasında. Şimdi burada nasıl bir problem olabilir? Mucize beklentisi nasıl bir şahafi etkisediğimizi neyi kastediyoruz? Yani ilahi bir müdahale beklentisi kişinin yapacaklarına kapıyı kapatması diyebiliriz. Yani hepimizin yaşam içerisinde sorumlulukları var. İşte bir hastalık mı hissettik? Nedir? Bu sağlığımızı korumak için
tedavi için hastaneye gidiyoruz. İşte bağımlılık, o bağımlılıktan kurtulması için ilk ulaşacağı yerlerden mesela Amatem'e gitmesi, işte Yeşilay'ı araması gibi, bu sonuçları orada tedaviyle ilgili yapılacakların hepsini yapıp ondan sonra iyileşmeyi için dua etmesi. Tabii o süreçte de Allah hep yanımızda. Bizim işlerimizi kolaylaştırması için, ama Allah sen görevlerini yaptıktan sonra birlikte senin yanında olacak. Sen oturup beklersen seni oradan çıkarmayacak. Bunu fark etmemiz önemli ve bu farkındalık tedavi süreçlerinde fark edildiğinde kişiyi yönlendirme, işte kişinin tedavideki beklentisine, uyumuna anlama adına önemli bir farkındalık oluşturuyor. Bağımlılıkta da diğer alanlarda da manevi danışmanlar inançla iyileşmeyi fırsata çevirebilirler. Bu hem fırsat yanı olan hem risk yanı olan bir konu. Şimdi fırsata nasıl çevirebilir? Kişi böyle bir inancı, böyle bir alana yatkınlığı varsa kişi o taraftan desteklenir. Ve bu şekilde güçlendirilerek mesela bağımlılıkta diğer alan zayıflatılır. İşte tedavi olacak kişi de hastalıktan iyileşme anlamında bir umut beslenir, umut yeşerir. Tabii burada kişinin hastalığının ne olduğu da çok önemli. Yani eğer umutsuz bir hastalıksa o kişiye de böyle umut aşılamak doğru olmaz. O denge önemli. Ama kişinin ümitsiz durumdan kurtulması anlamında desteklenmesi, o alana yatkınlığı daha sürecin daha kolay yönetilmesini sağlar. Risk olabilecek durumlar, inançla iyileşme, yani derde veren dermanı da verir de derse kişi ve derdine çare aramadan derman bekleyişine girerse tabii burada bir risk söz konusu. Dolayısıyla bu dengelerin iyi korunması, takip edilmesi lazım. Eğer böyle bir anlayışı varsa kişinin bunun üzerine çalışmalar yapmak gerekir. Kişiyi inançla iyileşmenin olumlu tarafına çekebilmek için. Hocam, hani hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez sözü var ya, galiba niyet etmek çok önemli. İbadetlere dahi kalkarken kıyama niyet ediyoruz. Namazdan oruca kadar. O iyileşmeye niyet etmek, bunun için çaba göstermek çok kıymetli. İşte o zaman galiba etrafımızdaki rüzgarların yardımıyla destekleniyoruz, değil çok mi? Çok güzel, evet. Yani bunlar bizim iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlıyor aslında aynı zamanda. Ya yani ağrılarımızın dinmesini sağlıyor. İnançla iyileşme tutumumuz, yaklaşımımız. Hatta bu anlamda manevi danışmanlık hizmetlerinde inançla iyileşmeyi teşvik ederek bu tedavi süreçlerinin de daha kısa sürelere ulaştığı da görülüyor yapılan çalışmalarda. Ve bu tabii ki hem ekonomik hem manevi anlamda önemli getirileri olan bir sonuca dönüşmüş oluyor. Değerli hocam, bu mucizevi iyileşme süreçlerinde bir de doğru tabir olur mu bilmiyorum, sahtekarca yaklaşımlarla da karşılaşabiliyor birey. Adına dolandırıcılık mı denir ya da üfürükçülük mü denir, ne denirse. İnanmış bir bireye karşı onu dolandırma adına farklı farklı yöntemler de sunulabiliyor. Şimdi buradan kurtulabilmek ya da doğru analiz edebilmek, doğru bir yaklaşımla onu görebilmek her kişinin harcı olmayabiliyor. Her birey feraset sahibi değil. Bu tarz mucizevi iyileşmeye gönül vermiş, buna inanmış kimselerin bu dolandırıcılıktan kurtulmaları adına daha doğru görmeleri, daha sağlıklı anlamlandırabilmeleri adına nasıl bir yaklaşımla bu süreci götürmeleri gerekiyor? Burada güvendiği insanlara gitmesi gerekiyor insanların. Şimdi bir hastalığın tedavisinde belirli aşamalar vardır. Bu aşamaları takip etmek önemli. Bu aşamaları takip ettikten sonra biz ne yaparız ve bu süreçte de dua ederek. Yani bu anlamda kişilerin bilinçlenmesi, bilgilenmesi gerekiyor. Burada bahsettiğiniz bu
bu şekilde insanların suistimal eden çokça farklı yapılar var. Buralara insanlar bilinçlendikçe ayakları buralardan keseceğini düşünüyorum. Güzel bir konuydu. Öyle mucize ile hani aklımızın yetmediği ya da çevresinde dairemizi alamayacağımız pek çok alanın, sahanın bulunabildiğini, o doğaüstü olayların aslında kişinin çabalamasıyla, başarısıyla daha anlamlı hale gelebileceğini de öğrenmiş olduk sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyileşmemizde hem manevi, hem akli, hem ruhi olarak iyileşmemizde güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık değerli hocam, gönlünüze sağlık. Çok teşekkürler. Bizler teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik efendim. Bugün mucizeyi ve mucizevi iyileşme sürecini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize hoş bakın, hoş kalın efendim.